Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda yine Sivas Spor müsabakası oynanmadan önce çekilmiş olan bir video. İnşallah Fenerbahçe'miz maçtan avantajlı bir skorla döner. En azından iki ayaklı olan bu maçta bir şekilde avantajlı bir skorla Kadıköy'e taşırız diyeyim. Ya da inşallah galip gelir de işler çok daha iyi olur. İşler Fenerbahçe için iyi olur derken Alex de Souza için işler yolunda gitmiyor. Yollar ayrılabilir diye hatırlarsanız Fenerbahçe'nin hani bir de, bir de gündemini meşgul etmeye başlamıştı Alex de Souza. Ki ülkesinde teknik direktörlük kariyerine başlamıştı. Yanlış bir anlaşılma olmasın arkadaşlar. Benim de efsanemdir kendisi. Ocak ayından bu yana çalıştırdığı Avai FC'de beklentilerin altında kaldı. Havai FC yönetimi takımdaki geleceği tartışılmaya başlanan 45 yaşındaki teknik direktörün görevine son vermeyi düşünüyormuş. Biliyorsunuz Fenerbahçe efsanesi kendisi ve e, Goal Brezilya'da Goal BR'de yer alan ve Türkiye'de fanatiğin çevirdiği habere göre 2021'den beri teknik direktörlük yapıyor ve takımdaki geleceği tartışılıyormuş. Ocak ayında göreve gelmiş yaklaşık 5 aylık süreçte 17 maça çıkmış 6 galibiyet 4 beraberlik. 7 mağlubiyet. Yönetim ise bu sonuçların takımın hedefleri için yetersiz olduğunu düşünüyormuş. Bu süreçte 22 gol atıp 22 gol yemiş takımı. kritik Via Villa Villanova maçı. Hawaii FC yönetimi takımın gidişatından memnun değil. Ee, ve resmi karar alma diyor. Seri B 4. turunda Villa Nova ile oynanacak kritik maçta rol oynayacak falan filan. Sao Paulo U20'de başlamıştır diyor. 19 maç sonunda 2.11'lik puan ortalamasıyla kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştım. 28 Ekim'de görevinden ayrılmış ve geçtiğimiz Ocak ayından başında böyle olmuş diye. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar Fenerbahçe'ye teknik direktör ararken başlıyorsunuz. Acaba Alex mi gelse? Okan el mi gelse? Hani bir turda o mu binse diye. Ya arkadaşlar bakın Fenerbahçe gibi ne bileyim böyle yüksek yerlere futbolcu ya da teknik direktör alırken belli bir standartın olması lazım. Mesela bak Emre Belezoğlu. Seversiniz sevmezsiniz sayarsınız saymazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Fakat şöyle bir gerçek var. Başakşehir'le şu anda çok iyi pişiyor. Sezon sonunda atıyorum kafadan Jesus gitse Emre Belezoğlu ister misin deseniz ben isterim. Bak harbi söylüyorum isterim. Ama Volkan Demirel için daha erken. Alex de Souza için daha erken. Hocam iyi de Emre Belezoğlu'nun Allah'ını seversen arada kaç. Ne kadarlık bir fark var gözünü seveyim ya. Hani iki, bir yıl daha fazla tecrübesi var. Emre Belezoğlu'nun e, tecrübesi daha fazla ancak hareket alanı çok yüksek. Yani her türlü hareketi denedi. Misal Volkan Hatay'dayken keşke yaşanmasaydı bu deprem hadisesi falan. Hatay'da 7-0 yenilseydi görevine son verilebilirdi. Ama Emre Belezoğlu'nun kredisi yüksek ve kendini iyice geliştiriyor. Ha ben isterim ki e, hani Fenerbahçe'ye Eski futbolcularımız teknik direktör olarak gelecekse de çok ama çok donanımlı şekilde gelsinler. Hani geldiklerine pişman etmesinler, onlar da pişman olmasın, biz de olmayalım şeklinde. Fenerbahçe'den kiralık gidenler coşuyor diye bir haber var. İşte o futbolcular diye. Aslında burada 3 tane futbolcuya dikkat çekiyor. Bizden giden futbolcuların hepsi coşuyor mu? Hepsi coşmuyor. Yok, hepsi coşuyor. A Spor'dan Mehmet Can, Cem Çakır'ın derlediği haber diyor. 3 futbolcu öne çıktı diyor. Şimdi bak. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Futbolcu tamam senden gitti. Kabul. Ama gittiği yerde ne yaptı? Yani gittiği yer neresi? Mesela senden gitti atıyorum Portekiz ikinci ligine. Orada gol kral oldu. Benim için hiçbir önemi arz etmez ki. 2. ligleri geçerim. Mesela Samat'ta gittiği takım Gent takımı. Hani Genk takımı. K ile bitiyor sonu. Hani 31 maç 6 gol 1 asist 1345 dakika bir önemi var mı? Yok. Ancak ee, şartlı satın alma opsiyonuyla gittiği için yani şartlı satın alma opsiyonuyla gittiği için orada ee, Genk Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse şöyle olacak böyle olacak mevzuları var. E, i̇lk maçını da Kulüp 1 karşısında kazanmış e, şeyde ne derler onun adına şampiyonluk turunda puanları yarıya düşürülmüş. Şu an 3 e, 6 maç daha mı olacaklar? 6 maçın 5 yani 5 tanesi kalmış. İlk maçı kazanmışlar kulüp bürüş karşısında. Hani bu şekilde giderse mesela onun elden çıkarmış olacaksın. Ama bunların dışında mesela Berisha, Oğuzburga kiralanan Berisha adeta coştu. 2025'e kadar sözleşmesi var. 4 milyon 250 bin euro satın alma opsiyonu vardı. Benim bildiğim devre arasında alırlarsa o kadar ama sonrasında artıyor mu ee, bilmiyorum. Augsburg'da 9 gol 4 asistlik bir performans. Alman milli takımına kadar yükselen bir performans. Şimdi dürüst konuşalım 4-250'lik bir gelire bekliyoruz. Samatla'dan da bir 3 milyon euroluk opsiyonu var. Eğer genç Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse ki şampiyonluk grubundalar zaten bu potada bitirdiler diye biliyorum. 7 milyon 250 bin euro'yu siz yazın oraya gelir olarak. Buruma Portekiz'de Braga'ya kiralandı. Adeta adam kendini buldu. Aman Allah'ın nazardan sakındırsın. Vurduğu gol olsun, attığı asist olsun. 12 maçta görev aldı, 3 gol, 4 asist. Tam Fenerbahçe'nin sözleşmesi var ama ben şöyle bir şey biliyorum. Opsiyonu 5,5 milyon euro mu diye biliyorum. Vallahi aldığın parayla geri de göndersem Buruma'dan zarar etmemiş olursun. 4,5'ü orada kullanmış olursun. 4,250'yi buraya eklemiş olursun. Dedim ya. E, 7.250 diye. Buraya ekle 11.5 milyon euro yaptı bak. Transferde hani servis olarak 11.5 milyon euro kullanmış olacaksın. Burma'yı aldığın fiyata geri versen bile. 18'lik Emir Ortakaya şimdi Göztepe'ye kiralandı. Ve İzmir ekibinde de inanılmaz bir performans sergiliyor. Allah nazardan sakındırsın. 27 maçta görev aldı. Üçlü savunmada uyumudla dikkat çekti. Sol ayakta sol stoper. Ve Fenerbahçe A takımında oynayabilecek bir isim. Şimdi bu isimlerden sadece Emir Ortakaya. Emir Ortakaya için de 10 milyon euroluk bir teklif olduğu iddiaları vardı ama ne kadar doğru onu sizin takdirinize bırakıyorum. Diyelim 10 milyon euroluk bir şey var. Bakın az önce 11,5 milyon euroyu sadece 3 futbolcuya söyledik. Hadi Emir'i de ona satalım. Olmaz da hani, hani sosyal medyaya göre konuşuyorum. Oldu diyelim. 21,5 milyon euroluk bir transferde kullanacağım bir bütçe çıkmış oluyor ortaya. Bak 21,5 milyon euro. Bu parayı mantıklı kullansan muhteşem bir kadro dizilişi yapabilirsin. Bu paraya iki tane çok iyi süperstar alıp mesela bir kanat oyuncusu bir de forvet alıp işi bitirebilirsin. Ya yani çünkü bizim ligde yani bizim kadronun belli bir standardı var. Ve ben size şunu söyleyeyim. Yaz döneminde bizim kafamız çok ağrıyacak transferlerden. Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi Honduraslı kanat geliyor. Bu oyuncu artık ikinci, üçüncü kez konuşulmaya başlandı farkındaysanız. Kimden bahsediyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Yunanistan'daki Honduraslı kanat oyuncusundan. Şimdi şampiyonluk iddiasını sürdürüyor Fenerbahçe. Ee, Sivas Spor müsabakasına çıkacak. Haftayı Sivas galibiyeti kapat dedi. İnşallah kupada da kapatmış olarak siz bu videoyu izlersiniz. E, Galatasaray gitti Beşiktaş'a yenildi. Fenerbahçe'de moraller gayet iyiydi. Jorge Jesus e, çalkantılı bir sürecin içinden geçerken en azından şimdi birazcık bir hani mola almış oldu. Bir dinlenme molası almış oldu. Ve Fenerbahçe'de hani önümüzdeki seneye umutla bir bakma başladı. Acaba şunu mu alsak, bunu mu alsak diye. E, Luis Palma Yunan ekibi Aris'te forma giyen, Honduraslı kanat oyuncusu Luis Palma. Şimdi bu arkadaştan ilgili geçtiğimiz günü söyledim. O günlerde de söyledim. Yine söylüyorum. Hani bana ulaşan bir duyum yok. Ama illa bana ulaşıp ulaşmamasına gerek yok arkadaşlar. Biz mantık süzgecinden geçirerek konuşalım. Mesela bu futbolcuyu ister miyiz? Hocam önce futbolcunun istatistikleri önemli. Geleceği lig önemli. Orada ne yaptığı önemli. Bizde ne yapabileceği önemli. Öyle değil mi? Samat da Premier Lig'den geldi. Bizde ne yaptı? Bizde PTT birincilikten gelmiş. Ee, oyunu sergiledi Şimdi ben futbolcunun istatistiklerini zaten ezbere biliyorsunuzdur futbolcu dört tane takım istiyormuş Rangers Gent Burnley ve Leeds United şimdi Honduraslılara ayrı bir şeyleri var e, Avrupa takımlarının hatırlarsanız Albert Ellis diye bir arkadaş vardı e, Ben bu arkadaşa çok ona e, önermiştim Aha, şu anda üç buçuk milyon euro transfer market değeri gözüküyor e, Fransa'da kiralık gözüküyor. Şu an 27 yaşına geldim. Ama düşüş yaşayan bir arkadaş oldu. Çok ama çok iyi yerlere gidebilirdi. Portekiz liginde de oynamıştım. 28 maç bir gol iki asist. Hani bize gelip tutmadı ama o zaman bizim istediğimiz zaman Honduras milli takımında uçuyordu, kaçıyordu. Bilmiyorum bu Palma'da biraz şişirilen futbolcu mu değil mi? Bunun kararını siz verin. Ama benim gördüğüm istatistikler Hani biz de iş yapar istatistiği açık söyleyeyim. Son haberimiz Arda Güler'den flash transfer kararı o takıma gitmek istiyor diye. Arkadaşlar bakın bu haberde ben öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir sıkıntı var. Haberin başlığında bir sıkıntı var. Arda Güler 18 yaşına girdi. Birçok Avrupa takımının listesinde Paris Saint Germain direkt görüşme istiyor. Başkaları başka bir şey istiyor. Şimdi Arda Güler gidiyor yerine o geliyor diye bir cümle kursam yalan söylemiş olmam. Çünkü Fenerbahçe Lincoln Henrique diye bir adam aldı. Aslında biz Lincoln Henrique'yi 10 numara için aldık. Yani Arda Güler'in oynadığı pozisyon için aldık biliyor musunuz? Hiç de fena sayılmayacak asist istatistiğine de ulaştı. Ama biz baktık sol bekte o kadar kötüyüz ki Lincoln'u sol bekte denedik. 8'de denedik. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tek ön libero mesela Crespo. Crespo'nun yanında Lincoln, Lincoln'un yanında Arda Güler'in olduğu sistemi Birçoğunuz akıl edemezsiniz. Birçoğunuz hani kabul etmezsiniz. Dersiniz yani 4 1 2 3 gibi bir sistem düşünün. Aslında var ya bizi kurtaracak sistem bence bu sistem. Düşünsene bak. Crespo ön libero. kolunda Lincoln 8 numara. Bak 8 numara olduğunu ısrarla söyleyin. Sağında Arda Güler 10 numara. Yani forvet arkası mevkisinde. Forvet'e de oy dişli bir forvet. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer Arda Güler'i falan göndermeyecek olursak. Misal veriyorum bir İsmail Kartal gelecek olsa emin olun bu sistemi oynatır. Çünkü Lincoln'ın ayağı iyi top yapıyor. Savunma katkısı da yüksek. Ve şöyle söyleyeyim size. Sol kanatta mesela biz Rossi gibi beğenmiyoruz. Peki flash bir isim getireyim oraya. Çok flash bir isim. Hani Luis Palma ismi. Sizi keser mi? Bence sizi kesmez. Sizi orada kesecek isim. İşte Greenwood falan gibi isimler. Sağ kanada bir isim getirelim. Mesela Hakim Ziyech'i sağ kanada getirelim. Bak. Hakim Ziyech sağ kanatta. Merkezde Arda Güler, Lincoln. Sol tarafa da Lucas Moura mesela. Bu sizi tatmin eder mi? Bu sizi kısmen tatmin eder. Rossi'yi satıp arka plana Luis Palma'yı koysan yedek olarak bu sizi tatmin eder mi? Eder. Niye? Gelecek vaat eden futbolcu. Yunanistan'da yaptıkları malum şu bu dersin. Ha, işte bizim kurtuluşumuz aslında böyle şeylerde. Bize bence 2-3 tane kütür kütür futbolcu lazım. Ha bunu Arda e gönderip mi yapacağız? Göndermeden mi yapacağız? İşte orası farklı bir mesele. Şimdi Arda'nın gösterdiği performansa bakıyorum. Ben şunu söyleyeyim. %100 gider. Hani Napoli, Milan, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, işte Premier League'den Newcastle, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Arsenal gibi takımlar takip ediyor. Paris Saint Germain çok ciddi bir atılım yaptı. Biz Paris Saint Germain'den Bakın Paris Saint Germain'den biz 60 milyon euroluk bir talepte bulunduk. 60 milyon euro. Ha bunu karşılamayacaklarını belirtilir ama bu bugünlük hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela Dybala'nın İtalya dışına çıkışı 12 milyon euro. Tamam mı? Firmino'nun sözleşmesi boşa çıkıyor. Hakim Ziyek için de 6,5 milyon euroyu alma ihtimalimiz var. Böyle bir ihtimal var. Ben size bir şey sorayım. Ama sorumu sorarken de e, özellikle dikkat ediyorum. Yani Firmino'yu getirebilsen, Dibala'yı getirebilsen, Hakim Ziyek'i getirebilsen, 3'ünü getirebilsen 12, 18,5 ya 20 olsun. 3'üne 20 milyon euro bonservis. İmza parası da dahil diyelim hadi Firmino'nun imza parası. 3'üne 20 milyon euro. Yıllıkta beşer milyon euro üç futbolcuya para versen, beş on on beş. Şampiyon olduğun zaman verilen para 8 dokuz milyon euro civarında bir şey. Şampiyonlar ligine gidemezsen sıkıntı. E, bu futbolcuları alsan alırsın, kadroda tutarsın ama satamazsın, oynatamazsın. E, işte Fenerbahçe böyle bir buhramın içinde. E, taraftar da diyor ki ya kardeşim yeter artık diyor. Hani Rossi şundan bundan oynadığımız yapacaksanız doğru düzgün bir iş yapın diyor. Şöyle söyleyeyim. Bugün bana deseler ki Firmino, Hakim Ziyek, Dibala. Üçünü de getirecekler. Garanti ücretleri 2 milyon euro. Maç başılarla birlikte atıyorum 3,5 milyon euro. işte bonus, bonus eklenecek. Şampiyonluk bonusu, cart bonusu, curt bonusu. Ya zıplaya zıplaya kabul ederim. 3 tane böyle kütür kütür adam. Eğer bir ardayı satıp, üçünü getirip kalan parayı da adam akıllı kullanabileceksen neden olmasın? Ama taraftar hepiniz şundan korkuyorsun hocam Arda'yı biz 60'a satsak gider o paraya dandik dandik alışveriş yaparız tabi korkunuz bir yerde anlıyorum ama ben size şunu söyleyeyim bak dün bizim bir öğretmen arkadaşım birden konuşurken de şey yaptık. kalite eksikliği diyor ben diyor Pedro'yu beğenmiyorum diyor ben de şunu söylüyorum eğer Pedro sakatlanmasaydı İtalya'da oynadığın Türkiye'de oynasaydı şu an var ya aşıktınız Pedro'ya ben Batshuayi'yi beğenmiyorum ama Batshuayi iyiydi diyor. 15 tane gol atmış. Hangi ara oynadın? Hangi ara attın? Bak bizim elimizdekileri acaba biz mi değersizleştiriyoruz? Joshua King. Ya ne kadar beğenmezsen beğenme. İngiltere Ligi'nden gelmiş. Bu adam yıllarca İngiltere Ligi'nde oynamış. Ya o kadar kötü olsa orada oynayacak. Orada oynatmazlar ya. Etmeyin eylemeyin. Yani o takımlar sezonda oraya katılıyor diye 200 milyon euro para alıyorlar. Sadece katılıyorlar diye lige ya. Yani gider 50 tane futbolcu alırdı. 3 tane senin kütür kütür futbolcu e Valencia gol kralın e 4 bir yerde bir eksiklik var diyor taraftar diyor ki hocam bak belki de diyor bizim forvetlerimiz iyi ama kanatlar sıkıntı diyor ben şunu söyleyeyim sol bek sağ bek stoper orta sağ hani nereye nerenin aciliyeti varsa orayı yapmaz, yapmalısın ama nereye de fırsat doğarsa orayı çok güçlendirmez. Mesela Beşiktaş bunu son yıllarda yapıyor. Atıyorum kafada nereye eksik kaldı? Kanat. Kardeşim orayı da gideyim de kiralık bulayım diyor. Atıyorum Redmond'a gidiyor. Diyor ki bize kiralayın. Hani bir şey yapamadı ama gidip piyan içi adam kiralıyor. Niye? Oraya eksik var. Arka değerli futbolcu istiyor. Acaba diyorum önümüzdeki sene biz buna mı yönelmeliyiz? Arda Güler için de şunu söyleyeyim. Son talipte Ajax diyor. Ajax'a şey, Arda Güler'in Alex diyecektim. Sıcak baktığını söylüyorlar. Sözleşmede. 1500 dakika oynamasa şöyle oynar böyle oynar. Geçiniz bunlar arkadaşlar. Ya yani bunları geçiniz. Böyle bir olay yok. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Arda Güler giderse onlar gelebilir. Hocam peki Arda Güler gitmeden biz bunları getirsek Dibala'yı sola atsak. Sağa Hakim Ziyeki atsak. Forvet'e Firmino'ya atsak. Arda Güler on numarada. Şu anki orta sahaların bir kısmı. Araoyu oyu sevmiyoruz hocam gitsin. Crespo dursun. Zahit dursun. Mert Hakan İsmail dursun. Biz kabulüz. Bak orta saha tandemi kabul. Hatta Rossi de dursun hocam. Dibala'nın yedeği olsun. Sıkıntı değil. Sonuçta az e, as oyuncu belli. E, sağ kanatta hocam Emre Mor oynar. İrfan Can oynar. Bak kadro derinliğinde iyi. Çok güzel. Bak çok çok güzel. Forvet'te Firmino dedik. Valencia'nın sözleşme uzatıyorsan yedekte tutarsın. Bat şu ayın var zaten. Cao ja, Pedro'nun King'in. Bunlardan işine yaramayanı gönderebilirsin. Yarı yol tutabilirsin. Çok güzel. Her şey çok güzel. Lincoln'un var 8 10 sol bek bile oynatabilirsin. Osterwald o kadar para verdin. Tutacaksa dursun. Luan Perez'in varsa aslında bak biz bir şey söyleyeyim mi size? Aslında 3 transferi yapsa Ali Koç Arda Güler'i göndermeden bu üç transferi yapsa emin olun dördüncüye bakmazsınız bile. Harbi söylüyorum bak. Şu anki kadronun üstüne sağ hakim ziyek, sola dibala, forvete Firmino. Ya ben de biliyorum çok çok zor, imkansız yakın. Ben dedim ki bu üçünü getirebildiğini düşünsene. O zaman şey olur musunuz? Tatmin olur musunuz? Bence tatmin olursunuz. Çünkü 3 tane yıldız. Arda Güler merkezde 4 Orta sahada Crespo oynatacak olursanız zaten bugün 8-10 almaya çalışıyorlar Crespo'nu. İsmail'i bir şekilde bu sisteme monte etsen ya da Lincoln'u az önce söyledim ya 8 numara gibi oynatsan felaket ofansif bir kadroya dönüşmüş olur. Zaten al başına belayı. E, sağda Ferdin, e, Oster, e, solda belki Osterwold'e, belki Luan Perez... <laughs> Hani bilemem. Atilla Sanayi'yi biz beğenmiyoruz ama Avrupa'da takımları istiyor. Belki oraya Serdar Samet'in yanına Salahi'yi satıp böyle kütür kütür bir sağ stoper alabilirsin. Luan Perez'le birlikte oynatırsın. Aslında bizim kadromuz var ya birkaç hamleyle gerçekten bak ligin çok üstüne çıkabilecek kadro. Bakalım bunu değerlendirebilecek miyiz? Not ben bu kadar dakikadır e, bu Dibala'dır, şudur, budur. Bu isimleri boşuna konuşmuyorum. E, ben de biliyorum Seydu Mane demeyi. Arkadaşlar Seydu Mane'yi bize koklatmazlar. Anlatabiliyor muyum? Koklatmazlar. Grimu'da çok uğraştık. Vermedi spalar. Hani adamın futbol hayatını bitirme derdindeler. Açık söyleyeyim. Yoksa Grimu'da çok uğraştık. Tam bizde futbolcudur. Bizde kendine de gelirdi. Araştırdığımız sürpriz isimler var. Ben şunu söyleyeyim. Kadromuzu ben çok çok kötü görmüyorum. Çok çok iyi de görmüyorum. O ayrı mesele ama sirkülasyon illaki olacak. Çalışmalara başlanıldı arkadaşlar. Fakat öncelikle hedefimiz ligde şampiyon olmak, kupada şampiyon olmak. İnşallah bu ikisi olursa siz o zaman bir şey söyleyeyim. O zaman şurayı 29.700 değil de belki 50.000, 60.000 siz yapacaksınız. Çünkü transfere doyacaksınız. Hocam Allah göstermesin. Olamasak, olamasak yine transfere doyacaksınız. Çünkü yani tarihi bir yıkım olmuş olacak. Ama dua edelim. Bir araya gelelim. Takımımıza destek olalım. Şampiyonluğu elde edelim. Eğer şampiyonluğu elde edersek ben size bir şey söyleyeyim. 10 şampiyonla bedel şey elde etmiş olacağız. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, bana katlandığınız için, tahammül ettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.